Evet, geçim derdi. Tabii ki pahalılığa itiraz. Ve pandemi şartlarında bunu en ağır bir şekilde yaşayan sağlık çalışanları, hekimler, minnettar olduğumuz hekimler haklı olarak geçim sorunlarını dile getiriyorlar. Ve ekonomik akçalı durumlarının düzeltilmesini istiyorlar. Bununla ilgili hazırlanmış bir tasarı meclise gelirken geri çekildi. Hangi gerekçeyle olduğu anlaşılmayan. Onlar da görevdeyiz, grevdeyiz diye bunu protesto ediyorlar. Bugün bunu konuşacağız. Sağlık çalışanlarının bu haklı tepkilerini. Konuğumuz İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Doktor Osman Öztürk. Hoş geldin doktor. Hoş bulduk. İyi Evet. yayınlar diliyorum ve Halk TV'ye teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Nazik Evet, davetiniz için. anlatır mısın bize nedir doktorların haklı talepleri bir meclise geliyor, bir geri çekiliyor. Nedir esbabı mucibesi? İstersen şöyle başlayayım. Ben buraya Kartal'dan geliyorum. Keskin mitinginden. Bugün aynı zamanda biliyorsun Ankara'da da var. Dün İzmir'de ve Programın başında verdik. Tabii İzmir'de ve Diyarbakır'da vardı. Dün gene TMOB'un İKK'ların olduğu yerlerde basın açıklamaları vardı. Geçen hafta DİSK'in mitingi vardı. Bizim de aslında birkaç aydır sürdürdüğümüz bir süreç var. Aslında tam da sizin söylediğiniz gibi hepsinin temel konusu aynı. Geçinemiyoruz. Gerçekten bu hayat pahalılığı, bu zamlar, bu yoksulluk bütün herkesi perişan ettiği gibi bizi de ediyor. Şunu söyleyeyim tabii bizi izleyen, dinleyen, seyreden değerli seyircilerimiz. Hani hekimler de mi geçinemiyor diye düşünebilir. Şunu tabii ki açık söyleyeyim. Biz hani o toplumun çok geniş kesiminde sadece asgari ücrete mahkum olan insanlardan daha iyi durumuz. Şimdi bu orada şey edebiyatı yapıyor. Ama biz de dahil geçinemiyoruz gerçekten. En temel... Beni ne doktorlar ne mühendisler istedi derlerdi eskiden. Şimdi artık öyle olmuyor. Ne dolar sahipleri istedi, rezerv de varsa filan. Ya hakikaten bu yani özellikle genç hekimler açısından çünkü hani belli bir kıdeme gelince bir birikimi de olabiliyor, bir şey de daha hani evi barkı bir yatırımı bir şeyi olabiliyor filan ama çok fazla. Ve bizim de temel taleplerimiz aslında bu. Tabii ben tabip odasından olduğum için hani hekimler adına söylüyorum ama bütün biz zaten bir ekibiz. Bir ekipçiyiz. Ekipteki diğer arkadaşlarımızın durumu çok çok daha kötü. Birkaç ay önce Taksim İlk Yardım'ın önündeki bir basın açıklamasında bir hemşire arkadaşımız çok iyi bir döviz açmıştı. Hemşire olacağıma zeytinyağı olsaymışım yani kıymetim bilinirdi, ücretim artardı falan diye. En temeli bu ama sadece o değil onu da belirteyim. Bizim zaten başlığımız dediğim gibi biz 10 Ekim'de programı ilan ettik. Kasım ayında hastanelerde gösteriler yaptık. 23-27 Kasım arasında İstanbul'da Ankara yürüyüşü yaptık. Ankara'da büyük bir forum yaptık. Çok müthiş bir yağmur vardı ama gene de çok kalabalıktı. Temel başlığımız şu, karanlığa karşı önlüğümüzün beyazına, özlük haklarımıza, halkın sağlık hakkına sahip çıkıyoruz. Emek bizim, söz bizim. Çünkü biz, onu da söyleyeyim, sadece hekimlerin çıkarlarını tırnak içinde savunan bir örgüt değil. Zaten çıkarlarını değil, haklarını savunuruz. Halkın sağlık hakkında hep birlikte savunuruz. Bunu da zaten taleplerimize baktığımız zaman en başta şöyle başladık. Mevcut 5 dakikada bir muayene dayatmasına son verilmesini istiyoruz. Çünkü bu hem bizim talebimiz hem vatandaşın gerçekten iş o hale döndü ki, o hale döndü ki. Yani artık böyle hastanın yüzüne bakacak halimiz yok. Sürekli tetkik, tahlil, reçete çünkü sürekli şey yapıyor. Gene bununla ilgili işin bu hale dönmesinin önemli faktörlerinden biri bu özeli teşvik nedeniyle kabu öyle çöktü ki bakın ben hekimim. İstanbul'dayım. Hekimim, 37 yıllık hekimim. Tayyip odasındayım. Hekimlerden çevrem var. Vallahi bir sağlık sorunu olduğu zaman devlet hastanelerinde şey bulamıyorum. Yok yani. Doktor kalmadı, randevu yok, şu yok, o çalışmıyor, bu çalışmıyor. Sağlık sisteminin çökmesi keza hem topluma zarar veriyor hem bize. Çünkü onu da söylüyoruz. Hem toplumun geniş kesimlerinin sağlık ihtiyacını giderecek hem de hekimlerin, sağlık çalışanlarının ekonomik özlük haklarını çözecek olan kamusal sağlık sistemidir. Doktor, yatırımları buraya yapılması. 2022 bütçesi, ki Kadıköy oldu artık bu doların şeyiyle,
Faize ayrılan ödenek 1 numara, %13. Sağlığa ayrılan pay %5,5 bile değil. Onun da önemli bölümü biliyorsun şehir hastaneleri. Hani bu tabii, otoyollar ya, şehir yarısına hastane, yakını da evet, şehir hastanelerinin hastane. Avantajları. Kamu gerçekten çöktü. Aslında ha, bunun üzerine bir de COVID, korona salgını bunun üzerine gelince hakikaten hem çok çalışıyoruz, hem geçinemiyoruz, hem çalışma koşullarımız her geçen gün daha fazla artıyor. Özellikle de emeklilikte filan ücretlerimiz gerçekten çok düşük. Meclise gelen hadise şöyle, nedir? Şimdi meclise aslında işte bu torba yasa diye bir şey gelenek icat ettiler ya bu dönemde. Galiba enerjiyle ilgili bir kanun tasarısıydı. Oraya 5 madde eklediler. Hekimlerle ilgili bir takım iyileştirmeler vardı. Tatmin edici değildi ama hani yabana atılacak şeyler de değildi, onu reddetmiyorum. Hekimler derken de Sağlık Bakanlığı'nda çalışan yani üniversitelerdeki onları kapsamıyordu. Sonradan bir değiştirmeye çalıştılar filan. Orada aslında bizim şu anki hekim ücretlerimizde sabit maaş çok düşük. Zaten hani kamu çalışanlarının gelirlerini bilirsiniz. Maaş, bunun yanında başka bir takım şeyler vardır. Bizde en yüksek olanı performansa dayalı. Yani baktığın hasta, yaptığın tetkik, yaptığın ameliyat kadar alıyorsun ama o hem çok düştü hem de orada çok garip bir şey var. Mesela yıllık izne hekimler epeyce bir süre gitmediler. Çünkü o, bütün o paraları kesiliyor. Ve neredeyse toplam aylık ücretin 2/3 böyle. Şimdi onu bir bölümün daha önce de sabit yapmışlardı. Şimdi de onu artırdılar. Üstelik de o hastanenin döner sermayesinden karşılanıyor da tabii öyle olunca hani belli bir payı şey yapıyor. Onu genel bütçeye ayırıyordu. Bu en olumlu şeylerinden biri buydu. İki, emekli hekim maaşlarını yükseltiyordu. Gerçekten bu da önemliydi. Ama hani oradaki en temel sıkıntı diğer sağlık çalışanlarıyla ilgili. Hiçbir düzenleme yapmıyor. Emekli derken emekli sandığı emeklisine düzenleme yapıyor. Bağkur, SSKK onlar yani onu da söyleyeyim. En emekli hekimlerin içinde de en kötü durumda olanlar. Onları yapmıyor. Üniversiteyle ilgili öyle bir düzenleme yapmadılar falan. Ama gene de şey getiriyordu. Fakat garip, gerçekten garip. Bakın 1 Aralık'ta meclisten bütün partilerin konsensusuyla geçti. 3 Aralık'ta biz bunu işte maliyeye sormamışız filan dediler. Yani gerçekten bu hani siz daha iyi bilirsin ama biz de izliyoruz yaptığımız iş gereği. Ya bir kanun, bir teklif, bir şey hazırlanırken komisyona peki, gider mali. Bir şey onu da geri çektiler. Erdoğan'la Sağlık Bakanı arasında onu bir getirebilir misiniz arkadaşlar? Çok iyi olur. Orada böyle Sağlık Bakanı ben size danışmadan yapar mıyım efendim evet, diye. Evet, evet. Onu bir getirsin arkadaşlar. Sanırım bu tartışıldı değil tabii mi? Tabii, yani Erdoğan. Tabii tabii. İşte emeklilerde profesyonel hekim maaşlarında 2500, uzman hekim maaşlarında 5000 lira zam yapacağız mesela. Ne söyledi? Efendim hekimlerle ilgili. Ne söyledi? Hekimlerle ilgili. Ne söyledi bana? Hekimlerle ilgili bir düzenleme geldiğini bugün görüyorsunuz. Meclisteki bütün partilerden ama ne söyledi? Bütün partilerden destek geldiğini ifade etti. Bekliyoruz. Bırak sen. Bu kadar. Ne söyledi ya? Hep bu kadar. Detaylarını söylemiyor muyuz efendim? Para pul söylemedin mi? Hiç söylemiyor. Yok efendim. Evet. Söylemeyeyim efendim. Detaylarını sizden alabilir miyiz? Detay dediler ben bütün grup maaşlarına ve emekliliklerine nasıl bir yansıması evet. Olacağını. Size geliyor işte. Söylemedim. 5000, 2500 tür zamlar geliyor. Emeklilik. Bunlar hepsi emekliye yansıyacak. Emekli ayrıca da. Şimdi burada şunu mu diyor Erdoğan? Ya bana sormadan sen ne vaat ettin? Bu mu? Bana sormadan nasıl söyledin? Ha, bana sormadan nasıl? Ya evet. Ben orada hak veriyorum. Çünkü Sağlık Bakanı dediğiniz birincisi seçilmiş değil, atanmış. İkincisi de her şeyle de iktidara bağlı. Çünkü bir özel hastane zincirinin patronu ve o özel hastaneye baktığımız zaman AKP iktidara gelmeden önce varlar mıydı? Vallahi yoklardı herhalde. Ya da belki küçük bir poliklinik vardı. Tamamen kamu kaynaklarından. Özellikle şunu hatırlarsınız, tekel
özelleştirildiğinde Tekel'in bu Saraçhane'de çok değerli bir binası vardı. Onu da normalde satıp şeye hazineye gelir kaydedeceklerdi. İşte dediler ki özelleştirme idaresi. Özelleştirme idaresi dediğinizde zaten hükümet burasıyı biz eğitim ve sağlık için kullanalım ve 49 yıllığına ihalesiz mihalesiz bunlara verdiler. Kaç liraya verdikleri de belli değil. Ondan sonra Ankara'da demir yollarının binasını aldılar. Beykoz'da bir arsayı böyle büyüyen. Öyle olunca tabii hani bir meslektaş olarak ben onun adına utanıyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Yani sen sağlık bakanısın. Hekimlere de bir iyileştirme yapacaksın. Cumhurbaşkanından habersiz bunu bile söyleyemiyorsun. Bu hale gelmişsin. Ama öte yandan da dediğim gibi tırnak her yönüyle emir kulu, bürokrat olarak da emir kulu, olarak da özel hastanesi de çünkü Göbek'ten bağlı. Oradan devam edersem işte üçünde dediler ki komisyona çekeceğiz, orada düzelteceğiz filan. İyi tamam hadi onu yapalım falan. Sonra bir hafta sonra bu sefer komisyonda komisyon başkanı bunları lağvettik demiş. Biz tabii hakikaten bu dönemi hiç anlamıyoruz ama oradan milletvekili arkadaşlarımızla falan konuşuyoruz. Mecliste genel kurulda kabul edilen bir şeyi nasıl kaldırdık? Kaldırdık falan. Şimdi güya yeni bir tasarı yapacaklar. Tabii bu hem diğer sağlık çalışanlarını hem hekimleri haklı olarak çok öfkelendirdi. Önce bir miktar de oldu. Bazı böyle AK Partili troller, sendikalar falan bu sağlıkçılarla hekimleri karşı karşıya getirmeye çalıştılar ama işte çarşamba günü de gördük öyle bir şey yok. Hepimiz yan yana kol kol omuz omuza. Hep onu söylüyoruz. Sağlık bir ekip işidir. Her mesleğin kendi özelliği vardır ama gerçekten sağlıkta olmaz. Yani siz dünyanın en harika doktorunu getirin bir hastaneye koyun. Oradaki ekiple, hemşiresi, laborantı, hasta bakıcısı, idari personeli İyi çalışmazsa hiçbir işe yaramaz. Öyle bir şey yok ki. Tabii. Öyle bir şey dünyada yok. Onun için hep birlikte çok da güzel bir şey yaptık. Yani çok geniş katılımdı. Şöyle de bir şey dikkatimi çektiği için paylaşmak isterim. Mesela biz aslında 20 yıldır AKP döneminde herhalde en çok eylem yapan, hak arama mücadelesi veren meslek grubu diyebilirim kendi şeyimizi. Biz 20 yıldır yaparız ama son zamanlarda biraz endişemiz vardı. Genç hekimler, çünkü biz eski kuşak hekim olduğumuz için bu AKP'nin getirdiği bu sistem, performans falan bize çok yabancı geliyor. Ama genç hekimler bunun içinde doğdu. Böyle parça başı çalışma sürekli orada. Acaba onlar tepki gösterir mi? Üstelik de örgütsüzler falan derken çarşamba günü mesela benim diğer arkadaşlarım da en önemli gözlemi eylemin hekim açısından, tabii ki diğer sağlık çalışanları da çok yoğundu, asistan hekimler. Yani ve üstelik de çoğu, örgütsüz asistan hekim diyeyim. Yani bizim doğrudan aslında bir nevi asistanların gezisi oldu bu mesela benim dikkatimi çeken. Ama doktor sonuçta bir kültür. Tabii. Bir kültür aktarılıyor yani. Tabii haklısınız. Aslında bütün o kendiliğindence hareketlerde birikmiş bir şeyin, örgütlü hareketin bilinci şeydir. Ama dediğim gibi bu çok ilginçti hakikaten ve çok da güzellerdi, çok da şeylerdi. Böyle yan yanılar, omuz omuza dar, hep birlikteler falan ve gerçekten bütün Türkiye'de çok etkili bir şekilde gerçekleştirdik. Şunu da ifade edeyim, hatta hani dinleyenler nezdinde halkımıza da teşekkür edeyim. Biz özellikle şeyden de korkuyorduk. Merkezi hastane randevu sistemi var. İnsanlar üstelik de eskisi gibi eskiyi arıyor. Eskiden saat 3'te 4'te kuyruğa girerdi ama randevu bulurdu. Şimdi haftalarca, aylarca bulamıyor. Ona rağmen randevusunu almış, gelmiş, hastanede iptal etmemiş. İnsanların hani bir bölümüne hakikaten aksadı, o kadar aksadı. Ama aciller, şunlar bunlar, zinhar, hiçbir hastayı biz hiçbir zaman mağdur etmedik. Ama inanır mısınız, ben randevumu aldım, geldim, aylardır bekliyordum ama sizin yanınızdayım. Hak veriyorum size, destekliyorum. Çünkü aslında dediğim gibi problemlerimiz ortak. Doğru. Eğer ülkenin diğer kesimi rahat içinde yaşasa, yani ben şimdi rahat içinde yaşasam, siz bana derdinizi anlatsanız ben ya en fazla bir vah. Ama herkes dertli, herkes yanıyor. Doktor, özellikle bu pandemi döneminde hakikaten hakkı ödenmez denildi hekimler, bütün sağlık çalışanları için. Fakat iş akçalı kısma gelince hakka kıymaya çok meraklı AKP. Ama ne iyi ki halkımız kadir biliyor. Evet. Mücadele omuz omuza birlikte götürülecek.
Ve daha güzel günler mutlaka yakalanacak. Sana çok teşekkür ediyoruz doktor. Çok sağ ol. Ben tekrar görüşmek teşekkür üzere. Ederim. Tamam. Evet. Bu haftalık da bu kadar. Hoşça kalın.